Bu büyük şehirle beraber kavuştuğumuz yeni bir tane yani karşılaştığımız bir uygulama ASKİ. Yani bu da derli toplu bir altyapı su uygulaması olsun diye herhalde iyi niyetlerle hazırlanmış sizin dediğiniz gibi. Şimdi 60 tane hani mahalleniz var galiba olarak gelen. Ben şunu soracağım. ASKİ'nin diyelim aşağı yukarı bir yıldan fazla oldu onların hani teşkilatlanması, kurulması çünkü Büyükşehir Meclisi'nden sonra oldu. Herhangi bir köyden dönen mahalleye paraları zannediyorum topluyorlar büyük ihtimalle. Ve sıvatık, katatık belki ücretlerini de alıyoruz. Yani onu siz biliyorsunuz. Öyle. Herhangi bir köye, yani mahalle olan köye su ve kanalizasyon altyapısı bir tane numunelik olarak şu ana kadar Su ile ilgili var. Su ile ilgili gerçekleştirdim. var var. Var mesela bir şey söyleyeyim. Bakın ASKİ'de hakikaten bundan önceki Mithat Bey olsun. Şu anki Özcan Bey olsun. Hakikaten beyefendi insanlar. Yani aradaki Cemalettin Bey ile ilgili bir şey demiyorum. Çünkü Cemalettin Bey telefonları çıkmayı bile nezaket göstermeyen bir kardeşimizdi. Tamam. Allah'a emanet. Ama samimi yüzü. Bak ben bir şey söyleyeyim. Bütün yüreğiyle söyleyebilen bir kardeşinizim ben. Mesela önümüzde gelecek mesela bugün iktidarda AK Parti iktidarı var. Ben Ali Sen abi çok iyi bilir. Ahmet Ertürk yaptığı zaman bile Ahmet Ertürk bu güzelliği yapmıştır nazi birisi diye söyleyebilen. Sonra Gültekin Kılıç olduğunu Gültekin söyleyebilen. Ve hakikaten yine bakın bir şey daha söyleyeyim. Biz büyük şehrin bütün de yasaya karşıyız. Bürokratlar ve işleyişlerle ilgili sıkıntıları zaten söylüyoruz. Ama bakın ASKİ'de mesela Allah var. Bir dönem mesela sıkıntılar yaşandı o arada mesela şeyde. Ama mesela şimdi Özcan Bey hakikaten işi eliyle yapıyor. Bu mesela geçen Aksu'da mesela kuyu kazdılar, efendim Ovacık'ta kazdılar mesela tam sondaj kuyuları kazıldı. Yani bunlar yapılmaya çalışıyor. Ama orada da mesela katatık bedelleri biz ilçe belediye 6,9 ama onda da şöyle bir şey var. Tabii bakılma işi ise geciktiğinden dolayı tamam hem vatandaşta da bir suda ilgili tepki var. Bazı katatık barası da yatmadığı için mesela biz ortalama Nazilli birisi olarak 280 milyar ile 300 milyar arasında para geliyordu. Ben alıyordum ya şeyde olmadan önce. Büyükşehir olmadan önce. Şimdi bakıyorsunuz daha 100-110 milyar daha. İlk defa bu ay 260 milyar mesela gelmeye başladı. Orada bir şeyimiz var. Yani bunun yanında mesela bakın orada da mesela geçen Sultan Sabiha'sını duymuşsunuz da yani su parası bir yıl boyunca alınmış. Sonra tamam da şey yapılmış vaziyette. Geçme. Bakın samimi söylüyorum rahatlatabilecek o kadar çok şeyler var ki. Mesela bizim depozito paraları ben işte mesela onu araştırıyorum. Bazı ilçede belediyelerinde de alınmamış vaziyette. Su depozito paralarının bütün hepsini istediler bizden. Mesela. Hepsini istediler. Ve hepsini mesela 2 trilyon para verdik biz. O kadar sıkışıkta. Yani para olarak vermediniz de borçlandınız 2 trilyon askeri. Askeri ne yapıyor? Katladık payından sizi kesiyor. Tamam bu parayı. Ama bakın o şöyle yapılabilir. Mesela ben eskiden Aydın Belediyesi'nde duydum. 10 yılı geçince mesela siz Aydın yaşıyorsunuz. Mesela siz de araştırabilirsiniz. 10 yılı geçince geri aktediliyormuş mesela tamam, depozito parasını. Eğer öyleyse siz Nazlı'da aldığınız 2 trilyonu, Sökü'den aldığınız 2 trilyonu, Kuşadası aldığınız 2 Evet. trilyonu, efendim şey yapmış olduğunuz zaten Büyükşehir'in yetkisi çok fazla, parası çok fazla, bütçesi çok fazla, ilçe bir işte çok rahat edebilecek bir şeydi. Bunu alınmasaydı ne oluyordu biz? Biz ne yapıyorduk? Şunu söyleyeyim size. Biz ne yapıyorduk? Giriyordu. Diyelim ki Erman Bey, ben diyorduk arkadaş Nazlı'nda taşıyacağım, ben Obospor'un paranı istiyorum diyordu. 100 milyon veriyorsun, 200 milyon veriyorduk, ödüyoruz ki başlıyorduk böyle. Böyle olurdu, ne olurdu? 2 trilyon paraya sizin asgari borcunuz olmamış olurdu. Size askiden ortalama her ay 200, 250, 280 milyar paranız gelirdi. Bize geldiği gibi diğer belediyeler de geldi ve rahatlatırdı işin açıkçası. Tamam mı? Bu tabii rahatlatılmadığından kaynaklanan şimdi borçlanmalar var. Ben şimdi mesela bazı belediyeler duydum. Tabii onlar benim belediye başkanı arkadaşım. Burada kalkıp söylemem. Bunu basın üzerinde söylemem. Bunu araştırıyorum mesela. Bazı ilçe belediyelerinin deposu parası alınmamış. Toplanmamış mesela. Öyle olduğu zaman ne oluyor? Bir şey yok arkadaşlar. Yani samimi söyleyeyim. Herkes adalet lazım. Yani. Adalet hepimize lazım. İşin açıkçası. Ben samimiyetimi söyleyeyim burada. Nazilli Belediye Başkanı bütün o işini duyuyorum. Ben Nazilli Belediye halkının belediye başkanı. Ben cami de yaptım, cemevi de yaptım. Ben bütün herkesin belediye başkanı. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanı değilim. Ben Nazilli halkının belediye başkanı. Biz böyle yaklaşırız yani öyle bir şey yok. Eğer böyle bir şey varsa sen ilçe belediyesinde bu kadar sıkıntının yaşadığı bir dönemde sen rahatlatılması gereken dönemde bunlar yapılamıyorsa sıkıntı var. Mesela bak önümüzdeki günlerde ben mesela bir şey söyleyeyim. Allah için en çok gücüme giden noktayı söyleyeyim. Yani düşünün belediyenizin hizmet binası. Belediyenizin düğün salonu. Belediyenizin şeyde su sayacı takıyorsunuz. Geliyor askı su sayacı döküyor. Su çıkarmamış. Su yapmamış. Her şeyi sen yapmışsın. Bilmem ne yapmışsın. Geliyor senden su parası almak. Yasa çıkarken bu denilemez miydi? Belediyenin hizmet binaları muaf denilemez miydi? Şimdi ben bununla ilgili mesela önümüzdeki günlerde meclis önerge vereceğim. Tamam mı? Ben merak ediyorum şimdi arkadaşlar ne yapacaklar?
Şimdi samimi söyleyeyim arkadaşlar, bugün yeni pazar dediğim yerde, Karacası dediğim yerde Nazilli bile sıkıntısını yaşıyor ki dediğim yerlerde bunun bile var ya, mecliste önergeyle ilgili, tamam mesela biz mesela çiftçilerimizi rahatlatmak için suyun şeyini düşürdük. İlçe belediyeleri için yapabiliriz aynısını. Deriz ki kardeşim, ilçe belediyelerin tamam hizmet binalarından efendim su parası alınmasın. Alınmamayla ilgili sıkıntı var. Yasada böyle bir şey yoksa cüzi bir rakam alınsın. Ben bugün camilerden almadım.